O rükûa eğilirken bu ne demek? Mahşerde namaz kılmayanlara ne denilecek? Rükû yapın bakalım denilecek. Adamlar da bayılacak. Aa, dünyada namaz da kılmamıştık. Şimdi buraya çıktık, burada da cehenneme gideceğiz diye korkarken hadi bize bir fırsat verildi, hemen eğilelim bari. Ama beli demir olmuş. Eğilemez. Secdeyi yaparak. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? يَوْمَ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا اِسْتَطُيَعُ Secdeye çağrılacaklar. Hadi secde yapın. Bayıla bayıla. Dünyada dinsiz kitapsız Allah'a karşı gelmiş. Orada seve seve cehennem gürlemiş geliyor üstüne doğru. Gideceği yer ateş ebedi. Secde yapmaz mı? Hadi secde yapın. Güçleri yetmeyecek. Neden? Dünyada yapana nasip olur. Dünyada yapmayan beli demir olur. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ رُكَعُوا لَا يَرْكَعُوا Onlara rükû edin, eğilin, hadi secdeden daha yarı. Onu yapın dense, yapmaz mı? Eylemeyecekler. Geçti. Teklif yurdu, mükellefiyet yeri burasıydı. Şimdi yapacaksın rükûnu, secdeni. Hem seve seve yapacaksın. Angarya kabilinden değil, Rabbinin karşısında saygıyla eğileceksin. Secdede alnını topraklara süreceksin. Kibirden arınacaksın. O zaman Mevla sana ahirette de nasip edecek. Ama cennette ibadet yok. Böyle rükû secde bildiğimiz. Ha zevk için ben namaza doyamadım, cennette de namaz kılacağım. İzin var. Ama ibadet olarak vazife yok. Şimdi bu fırsat. Ama bütün mesele nereden geçiyor? Ne yaptığını bilmekten. Şuurdan geçiyor. Yoksa namazı da gelenek görenek kabilinden kılarsan, rükûn secdenin manasına ermezsen, Allah'a karşı tevazu ve boyun kırıklığı ve teslimiyet manasıyla kılmazsan onda da fayda yok. Çünkü inananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namazlarında huşu içinde olanlar, Rablerinden haberdar olanlar. La salate temmet illa bil huzur. Huzursuz hiçbir namaz tamam olmaz. Mevlana da bunu Mesnevisinde böyle bu hadis-i şerifi alıyor. Çünkü neden? Namazın ruhu zikir. Velkimiz salate, namazın için kıl, li zikri, beni hatırlayasın için. Ama sen namazı kıldın, başladın, selam verdin, bir kere Allah aklına gelmedi. Maksat asıl olmadı, zikir yok. Bütün ibadetlerden maksat zikir. Yani zikir ne demek? Allah'ı hatırlamak. Yani onun yüceliğini, kendinin acizliğini. Hayvanları kesiyoruz. Kurban bayramında vesaire adaklar niyetiyle şükür kurban. Niçin? Et yemek için değil. O ikinci, üçüncü, kaçıncı kayıt. Esas maksat zikir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا عَلَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Develer, büyükbaş hayvanlar, Allah'ın dininin nişanları, yani kurban ibadetini icra etmek için size tayin edilmiş. لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ Her ümmete kurban vazifesi verdik, hac vazifesi verdik, tavaftır, sa'idir, minadır, arafattır falan. Hepsinin maksat ne? يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ Allah'ı zikretsinler diye. Hep Allah'ı anmak. Anmak ne demek? Hatırlamak. Hatırlamak ne manaya geliyor? Allah aklımdan çıkmıyor. Allah aklından çıkmıyor ama Allah aklındaysa sen onun yasağını yapamazsın. Onun emrini kıramazsın. Hatırlamak o demek. Yoksa kuru kuruya hatırlamak demek değil. Yani Mevla bize kendini hatırlatmak için namaz gibi vazifeler, ibadetler, belli saatlerde zikirler, okunacak dualar tayin etmiş. Farzları kısa tutmuş. Nafileler çok. Çünkü farzdan mesulsün, yapmasan cehennem var. Onun için yine acımış bize. Farzlar ne kadar az ya. Sabahın farzı 2 rekat. Akşam 3 olsa 5. Geri kalıyor 3 vakit. Onlar da 3 kere 4 12. Ne etti? 17. Vitri de eklersen, ve yani İmam-ı Azam'a göre vacip olduğu için onu da ekleyelim. Diğer imamlara göre sünnettir. Ama vacip olması en kuvvetli görüşe göre onu da ekleyelim. 20. Yani bu kadar 24 saat aldığın verdiğin 24 bin nefes
içeri girenle verdiğini farklı sayarsan 48 bin ortalama nefes hastalığı olmayan kişinin alıp ver. 48 bin nefes ve bu nefesler sağlık ve sıhhat içerisinde ağrın sancın yok, bağırmadan, böğürmeden kalkıcın de muteber bir nesne yok devlet gibi, olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani şimdi nefesin tıkanmış yoğun bakımda veya hastanede dünyanın da en zengin adamısın, bir nefes oh diyebilmek için verir misin vermez misin, çaren yoksa verirsin. Ne yapacağım o serveti, nefesim gitti. Bu kadar nefes hep zikir ister, şükür ister. Sen zaten günde 24 bin kere Allah desen nefes nimetini ödeyemezsin. Öbürleri kaldı şükür. Bu ne olacak? Hey kurban olduğum diyor ki 5 vakiti kıl diyor, bütün şükrünü yapmış sayar. Sen şimdi 5 vakte üşeniyorsun. Eğer ki ince hesap giderse Mevla sen ne olursun ahirette? Ebedi ödeyememiş olursun borcunu. Sırf nefes. Göz ayrı nimet, kulak ayrı nimet, o içeriği sayma, beyindir, ciğerdir, şudur budur. Oralar zaten görünmeden çalıştığı için onu adam nimet olarak saymıyor ama bir yerinde arıza çıktı mı, bir de gidiyor, aa safra kesesinde taş var. O neresi ya, o ne ya? O ne işte, sırtına ağrı vurduğu zaman anlarsın o neresi. Onu aldır, bunu kestir, onu ameliyat, ha ciğer bitti. Ciğer bittiyse İstanbul kadar, Aydın kadar, Didim kadar makinalara bağlansan oksijen yok. Bütün memlekete o makine yapsalar senin ciğeri çalıştıramaz. Ama senin bir ciğer efendim seni çalıştırıyor senelerce. Dünyayı bağlasan adama, adam öldü. Adama pil takmışlar, kalp pili takmışlar. Adam ölmüş, pil çalışıyor. Bakıyorlar tık 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 pil çalışıyor. Adam gitti, pil ne yapacağız? Allah'ın yarattığı ciğerin, kalbin, damarın, bağırsağın yerini kim ödeyebilir, görebilir? İşini kim görebilir? Ya, şimdi bunları saydığın zaman sen 5 vakit namazdan üşenir misin, üşenmez misin? Aman ya Rabbi kabul et de 5'e 5 katacaksın.